Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hilmi Arayıcı, TÜBİTAK'ın piyasadan topladığı ve imha kararı aldığı kitaplar hakkında meclise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yanıtlanmasını istediği bir soru önergesi verdi. TÜBİTAK'ın piyasadan topladığı gökkuşağının bütün renkleri aldığı çocuk kitabını incelediğini belirten Arayıcı, dünya üzerinde yer alan her çeşit milleti, inancı ve kültürel yapıyı dünyanın bir rengi olarak değerlendiren eserde farklılıkların tüm renklerinin bir arada yer aldığı gökkuşağına benzetilerek çocuklarda barış ve kardeşlik duygusunun uyanmasının amaçlandığını öne sürerek gökkuşağının bütün renkleri aldığı eserin hangi noktalarda yerlilik ve kültürel uyum kriterlerine aykırı bulunduğunu sordu. CHP Hatay Milletvekili Hilmi Arayıcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aranıyor. TÜBİTAK 2014 yılından itibaren piyasada kaç yayını toplatmıştır? Bu yayınlar hangi nedenlerle toplatılmıştır? Bilimsel içerikli kitapların yerlilik ve kültürel uyum kriterlerine uygunluk açısından inceleneceği iddiaları doğru mudur? Bilim ve tekniğin yerlilik ve kültürel kriterlerle nasıl bir bağlantısı vardır? Bilim ve teknik değer yargılarıyla değerlendirilebilir mi? Evrim teorisini anlatan kitapların kurum tarafından basın ve satışının tamamen durdurulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kararın bilimsel dayanakları nelerdir? TÜBİTAK'ın piyasadan toplattığı kitaplar arasında yer alan Gökkuşağının Bütün Renkleri adlı eser hangi noktalarda yerlilik ve kültürel uyum kriterlerine aykırı bulunmuştur?